Diyetisyen Gizem Güneş, Ramazan ayında sağlıklı beslenme ve nelere dikkat edileceği konusunda açıklamalarda bulundu. Diyetisyen Güneş, altın kural olarak mutlaka sahura kalkılması gerektiğini söyleyerek, erkeklerin metabolizmalarının hızlı olmasından dolayı biraz daha şanslı olduğunu ifade etti. İlgili ufak tefek tüyolar vereceğim diyeyim. Aslında herkesin tabii ki beslenme şekli çok... Kadınların ise mutlaka sahura kalkarak enerji ihtiyaçlarını karşılaması gerektiğini ve Ramazan ayında kahve ve çay yerine su tüketiminin artırılması gerektiğini ve yağlı ve kızartmalardan uzak durulmasına işaret etti. İlgili ufak tefek tüyolar vereceğim diyeyim. Aslında herkesin tabii ki beslenme şekli çok farklı, çok değişik ama Ramazan ayında maalesef bu değişikliği sağlayamıyoruz. Dolayısıyla metabolizmamıza uygun bir beslenme süreci olmadığı için ufak tefek şeylere de fazlasıyla dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela nedir bu ufak tefek şeyler? Öncelikle mutlaka sahura kalkmamız gerekiyor. Özellikle kadınlarda, erkeklerde bu biraz daha metabolizmaları hızlı olduğu için bu konuda bir tık daha şanssızlar ama kadınlar mutlaka sahura kalkmayı, günlük enerji ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor ki Ramazan'dan sonraki süreçte de kilo almayalım. Aslında bu süreci bu şekilde değerlendirelim, daha sağlıklı. Tabii daha sağlıklı hareket etmek için de enerjiyi ikiye bölmemiz, gün içindeki enerjiyi, almamız gereken enerjiyi ikiye bölmemiz bizim için çok daha önemli. O yüzden sahura kalkmak mutlaka altın kural. Olabildiğince tabii ki su tüketimimiz çok azalıyor maalesef süre çok yakın ve şey olduğu için. Burada su tüketimini olabildiğince arttırmamız lazım. Burada neler yapabiliriz? Tabii ki de işte çay, kahve, biz bunları bir tık fazla tüketen bir toplumuz. Burada olabildiğince bunları azaltıp su tüketimini arttırmamız bize fayda sağlayacaktır. İftardan sonra çıkacağımız hafif tempolu yürüyüşler tabii ki de metabolizmamızı hızlandırmada bize yardımcı olacaktır. Çünkü uzun süren bir açlık olduğu için birden kan şekerimizin artması bizi rahatsız edecektir dolayısıyla. Burada neler yapabiliriz? İşte hafif bir çorbayla başlayıp daha sonra bir 10-15 dakika çok mümkün olmamakla birlikte eğer hafif bir aralar verirsek olabildiğince iftar sofrasını yemek yeme odaklı değil de bir tık daha uzatabilirsek süreyi aslında daha yavaş yemekle birlikte bunu başarabiliriz. İşte aralar vermekle, küçük ufak aralar vermekle bunu başarabiliriz. Böyle olsa tabii çok daha rahat ederiz. Midemiz de çok daha rahat olur. Kan şekerimize daha dengeli yükselir. Bunlara çok dikkat etmemiz gerekiyor. Onun dışında çok yağlı, çok kızartma türü şeylere tabii ki her zaman olduğu gibi Ramazan'da da çok dikkat etmemiz gerekiyor ve tercihlerimizi bunlardan yana kullanmamamız gerekiyor. Tabii bizim için en önemli olan aslında vazgeçilmezimiz bir Ramazan pidesi durumu var. Mutlaka ki hani yiyebileceğiz ama burada önemli olan şuna dikkat etmek. Her gün canımız istiyor mu istemiyor mu yani bunu bir alışkanlık haline getirmeden evet bugün canım pide istiyor ve yiyebilirim. İşte avuç içi ölçüsü ya da bir el ayası kadar pide yiyebilirim. Fakat canım istemiyorsa da yine tam buğday ekmeğinden devam etmekte fayda var. Pilav makarnayı yine dediğim gibi olabildiğince porsiyonları küçülterek, olabildiğince aralar vererek daha yavaş bir şekilde tüketmemizi öneriyorum.